Herkese merhaba. Bu hafta da burç yorumlarıyla birlikteyiz. Şimdi haftalık burç yorumlarına geçmeden önce bu haftaki gök hareketleri nedir biraz ondan bahsederim. Şimdi yarın Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylardan daha önce biraz bahsetmiştik. Ne oluyordu yeni ay? Aslında bir yeni başlangıç zamanı oluyordu. Teker teker burçlardan bahsederken de hangi alanda yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir zaman ondan bahsediyor olacağız. Şimdi Yay'daki yeni ayın haricinde bir de bir kavuşum meydana geliyor. Venüs ve Jüpiter kavuşumu var şu an gökyüzünde. Bu nedir? Bu tabii böyle astrolojiyle ilgilenenler için çok mutluluk verici, çok sevindirici bir haberdir. Çünkü kavuşum ne demek? İlk önce ondan bahsedeyim kısaca. İki gezegen, biz dünyadan baktığımızda iki gezegen yan yana görünüyor. Yani şu an tabii gündüz olduğu için göremiyoruz ama gece olsaydı ve biz görebilseydik Venüs ve Jüpiter'i ikisini yan yana görecektik böyle gökyüzünde. Şimdi neden sevindirici bir haber? Bir kavuşum sırasında iki gezegen güçlerini birleştiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani her bir gezegen biliyoruz farklı bir işte fonksiyona denk geliyor, farklı bir işlevi var ve o işlevler güçlerini birleştiriyor gibi düşünebiliriz. Venüs ve Jüpiter de astrolojide her zaman en iyi yorumlanan iki gezegendir gerçekten. Yani diğerleri biraz daha zorlayıcı olabiliyor, biraz daha sert tecrübeler yaşayabiliyoruz, biraz daha olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz ki bunun anlamı da hep konuşuyoruz. Bize acı çektirmek için olan bir şey değil. Biz daha iyi öğrenelim diye. Demek ki öğrenmemişiz zamanında. Birazcık daha zorlayarak öğrenelim diye. Ama Venüs küçük şans, Jüpiter de büyük şans olarak geçer. Özellikle Jüpiter çok büyük bir fırsattır. Bir gerçekten verilmiş bir nimet gibi düşünebilirsiniz, bir şanstır. Venüs de öyle. Yani Venüs'le ilgili bir kavuşum söz konusu olduğunda zaten sevdiğimiz şeylerle, böyle güzel, hoş şeylerle temas ederiz. Jüpiter'le birleşince çok büyük bir fırsat veriyor gerçekten. Bir de bunun Yay burcunda gerçekleşmesi, şöyle ki yine astrolojiyle ilgilenenler bilir. Jüpiter Yay burcunun yöneticisi. Yani çeşitli gezegenler, çeşitli burçların yöneticisi diye geçiyor. Bu ne demek? Aslında yani en güçlü olduğu durumda. Jüpiter'in fonksiyonları Yay burcundayken zaten çok güçlü bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Venüs'le kavuşum yapınca da Yay burcunda böyle değmeyin keyfimize gibi düşünebilirsiniz. Bunu ama birazdan teker teker burçlar açısından, yükselen burçlar açısından yine hatırlatmakta fayda var. Burç yorumlarını yükselenimize göre dinlemek daha doğru olacaktır. Hayat alanını daha tam böyle 12'den vuracaktır. Normal burcumuza, güneş burcumuza göre değil, yükselen burcumuza göre dinlemek daha etkin olacaktır. Teker teker burçlardan bahsederken şöyle düşünebiliriz. O hayat alanında bir fırsat çıkacak karşımıza veya çıktı, bilemiyorum. Hani yaşadık mı, yaşayacağız mı? Bir süreç bu. Ama insan genelde o süreç geçtikten sonra da şöyle bir tepki verebiliyor. Ya bu kadar konuştun, bu kadar güzel güzel anlattın, işte şanslı, fırsattı falan, hiçbir şey olmadı, hayatımda hiçbir şey değişmedi gibi. Bu zaten gezegenle ilgili bir şey değil. Şöyle hep bahsediyoruz, gezegen bize bir seçenek sunuyor. Eylemi yapması gereken, hareket etmesi gereken biziz. Şöyle bir rahatlığa düşebiliyoruz. İşte hayatta bazen bir şeyler yolunda gidiyor. Birazdan sayacağım hayat alanları açısından da öyle düşünebilirsiniz. Ya benim bu alanım zaten bu hayat alanında bir problem yaşamıyorum gibi. Hani Jüpiter daha ne verecek gibi. Zaten rahat olduğumuzda şöyle düşünün, fırsat geliyor. Ondan sonra zaten böyle bir fırsat her zaman karşımıza çıkar diye düşündüğümüz için hiçbir şey yapmıyoruz ve fırsat aynen bize baka baka gözümüzün önünden geçip gidiyor ve biz onu yakalayamamış oluyoruz. Yani burada hani bir şeyin bizim ayağımıza gelmesini beklemek doğru bir yaklaşım değil. Bir fırsat gördüğümüzde bizim ona gitmemiz ve onu yakalamamız gerekiyor. Yoksa bu Venüs-Jüpiter kavuşumu bu kadar işte astrolojide güzel yorumlanan bir şey hayatımızda hiçbir şey değiştirmeden geçip gidebilir. Fırsatları iyi değerlendirmek ve o anlamda gözümüzün açık olması gerekiyor. Genelde hep zaten sıkıntıları o sebepten yaşıyoruz. Daha pasif olduğumuz için işte bir şey yaşıyoruz ve çok kötü oldu. İşte kendimi çok kötü hissediyorum. Veya bir şey yaşıyoruz, dışarıdan bir şey geliyor. Aa, çok iyi. Hani burada ben pasifim ve dışarıdan gelen olaylara karşı aslında bir tepki veriyorum gibi. Astroloji tam tersini söyler. İnsan açısından insanın aktif olması gerektiğini ve fırsatları yakalaması, işte bir zorluk varsa ona göğüs germesi, onunla mücadele etmesi gerektiğini söyler. Burada aktif olanın biz olmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü astroloji şu anlamda da çok yanlış kullanılabiliyor.
İşte hani Mars oradaydı, o yüzden böyle bir şey oldu. Satürn oradaydı, o yüzden hani yapacak bir şey yok. Astroloji kesinlikle böyle bir şey değildir. Astroloji özgür iradeye dayanır, bilinçli seçimlere dayanır. Çok sevdiğim bir astrolog var yurt dışından. Onun kitaplarından çok faydalanmıştım zamanında, hala faydalanıyorum. Diyor ki göksel durumlar seçenekleri sunar. Biz kendi bilincimizle seçimleri biz yaparız, kararı biz veririz. O yüzden bizim etkin olduğumuzu, fırsatı bizim yakalamamız gerektiğini unutmamak gerekiyor. Geçelim şimdi teker teker burç yorumlarına. Yükselen Koç açısından bu yaydaki yeni ay ve işte Venüs-Jüpiter kavuşumu yayda nasıl gerçekleşecek bunlar? Hangi hayat alanını etkileyecek? Şimdi yükselen koçların şuna dikkat etmesi lazım. Bu hafta özellikle dünya görüşleri ve hayata bakış açıları konusunda gerçekten iyi bir şans, iyi bir fırsat. Yani şöyle düşünebiliriz, işte daha olumsuz bir süreç yaşamış olabiliriz daha öncesinden. İşte insanlar kötü, dünya kötü, hayat işte her şey kötüye gidiyor. Venüs-Jüpiter yaydayken, kavuşumdayken ve yayda yeni ay gerçekleşirken yeni bir başlangıç. Yeni bir bakış açısı, yeni bir dünya görüşü, daha olumlu, daha pozitif bir yaklaşım. İnsanlardaki iyi yönleri görme, olaylardaki iyi yönleri görme, dünyadaki iyi şeyleri görmek. Biliyorum yani çok gerçekten zor zamanlarda yaşıyoruz. Daha olumsuz, kötü şeyler tabii ki çokça karşımıza çıkıyor. Ama biz pozitif olabiliriz. Dediğim gibi astrolojide bizim nasıl tepki verdiğimiz önemlidir. Her şey çok kötü olabilir ama biz pozitif olmaya devam edebiliriz ki Venüs-Jüpiter kavuşumu da bu hafta buna aslında ifade ediyor. Olaylara karşı daha olumlu bir yaklaşım, kişilere karşı daha olumlu bir yaklaşım. Yükselen koçlar açısından bu hafta tecrübe etmeleri gereken bir durum. Boğalar için nasıl gerçekleşecek? Yükselen boğaların biraz daha para ve borç konuları aslında gündeme gelecek. Borç konularında iyimserlik gibi düşünebiliriz. Belki hani bir borcun altına gömüldük gerçekten. Çok arttı, arttı, arttı ve boğazımıza dayandı. Ama biraz daha pozitif bakmak. Belki onun sonlanacağı bir dönem olabilir. Veya onunla ilgili hani elimize bir para geçebilir ve borcumuzu daha önceden kapatacağımız bir fırsat olabilir. Yani bu tarz şeylere biraz daha dikkat koymak yükselen boğalar açısından. Çünkü boğa vurgusu olan bir insan, yükselen boğalar için de bu geçerli. Maddi konulara daha aslında önem verdiği için özellikle böyle paradır, borçtur bir şey söz konusu olduğunda gerçekten kişi çok düşebiliyor. Çok işte morali bozulabiliyor, modu düşebiliyor. Bu konulara birazcık daha olur. Yani kimin para problemi yok ki gerçekten etrafınıza şöyle baktığınızda kimin borcu yok ki? Biraz daha olumlu bakmak ve biteceğine, bir gün o borcun biteceğine odaklanmak daha iyi olabilir. Yani ne kadar çoğaldığına değil de bir gün biteceğine odaklanmak ve para konularına birazcık daha dikkat koymak. Borç konularına. Mesela zaten altında ezildiğimiz bir borç varsa yeni bir borç almanın çok anlamı olmayacaktır. Aa işte Venüs-Jüpiter yaydaymış, ben bir de şuradan kredi çekeyim gibi değil de o borcun bitirilmesine, ödenmesine dair belki bir işte gelir olabilir. Bir yerden bize borcu olan bir kişi o borcu ödeyebilir. Yani özellikle o borcun hani gelecek bir para varsa da kendi borcumuzu ödemeye kanalize edersek yükselen boğalar açısından daha iyi olacaktır bu hafta. Geçelim ikizlere. Yükselen ikizler açısından birazcık daha bu yaydaki mevzular işte evlilik olabilir, ortaklık olabilir. Yani aynı seviyede olduğumuz ikili ilişkiler söz konusu olabilir. Bunlarda işte bir fırsat, bir gelişme, bir yenilik söz konusu olabilir. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Merkür'ün geri gidişinden bahsetmiştik. Onu da tekrar duyurayım. Şu an artık Merkür düzgün hareketine geçti. O yüzden daha önce bahsettiğim işte iletişim kazaları olabilir dediğimiz, işte yanlış anlaşılmalar olabilir, sözleşmeleri vesaire hani bir şey imzalamaya imzalarken dikkat edelim, mümkünse imzalamayalım. Merkür düzgün hareketine devam ederken imzalayalım demiştim. Şu an o dönem başladı. Şu an istediğimiz şeye imza tabii yine bütün şartları okumak kaydıyla istediğimiz şeye imza atabiliriz, sözleşme imzalayabiliriz. Özellikle yükselen ikizler için de bu tarz işte sözleşmeler, anlaşmalar, bu tarz imza atılacak konular söz konusu olabilir. Onlarla ilgili fırsatlar karşılarına çıkabilir. Bu tarz bir hafta bekliyor onları. Daha çok dediğim gibi evlilikleriyle ilgili de şeyler söz konusu olabilir. Bir fırsattır. Onu görmek ve iyi değerlendirmek gerekir.
Yükselen yengeç açısından ikizlerden sonraki burcumuz. Yengeçleri bu hafta sağlıkla ilişkili konular bekliyor. Yay aslında yaydaki bu durum yükselen yengecin sağlıkla ilişkili hayat alanını etkiliyor. Yani nedir bir tedavi sürecindeysek işte tedavimizle ilgili bir fırsat çıkmış olabilir. Bir iyileşme fırsatı, bir yeni bir tedavi süreci olabilir. Yeni bir ilaca başlama söz konusu olabilir. Bu tarz bir yenilik, bir fırsat iyi değerlendirmek gerekir yine. Diyelim ki sağlığımız iyi, yine bir dikkat koymak gerekir. Yani astrolojide de öyle hep bahsediyoruz. İşte bir hayat alanından bahsediyoruz ve bu hayat alanında bir problem yok ki. Tamam, çok güzel ama göksel durum o burç için, o hayat alanına denk geliyorsa o gezegen kavuşumu, yine oraya bir dikkat koymakta fayda vardır. Çünkü bir şey oraya işaret ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. O hayat alanını işaret ediyor. O yüzden tabii bu illa kendi sağlığımız olmak durumunda da değil. Yani yakınlarımızın sağlığı söz konusu olabilir. Onlarla ilgili bir fırsat olabilir. Yakınlarımızın sağlığına da dikkat koymak açısından güzel bir dönem. Bir fırsat karşımıza çıkacak. İyi değerlendirmeyi diliyorum tabii herkes adına. Yengeçten sonraki burcumuz Aslan. Yükselen Aslan için daha çok şimdi bu zaten Koç, Aslan, Yay, bunlar ateş burçları olarak geçer. O yüzden Yay'daki bu pozitif durum özellikle Koç'u ve Aslan'ı zaten daha da olumlu bir şekilde etkileyecektir. Çünkü yine astrolojiyle ilgilenenler bilir, onlar olumlu bir açı yapıyorlar. Kendi aralarında destekleyen bir açı yapıyorlar. Şimdi bunu özellikle aslanların eğer çocukları varsa çocuklarıyla ilgili bir şeyi etkileyecektir. Olumlu anlamda bir şey olabilir. Dediğim gibi yine bu hayat alanında bir fırsat karşımıza çıkabilir. Çocuklarımızla ilgili, çocuklarımızın eğitimiyle, gelişimiyle ilgili bir fırsat karşımıza çıkabilir. İyi değerlendirmek gerekir. Kendimizle ilgili olarak da aslında bu yaratıcılığı ifade eden bir hayat alanıdır. Yani yaratıcı herhangi bir ilgi alanımız varsa işte kitap yazıyor olabiliriz, ne bileyim bir şeyler karalıyor olabiliriz, resim yapıyor olabiliriz veya yani kendimizi ifade ettiğimiz herhangi bir alan, herhangi bir hobimiz olabilir. Bununla ilgili aslında çok olumlu bir etki var bu hafta. Yani uzun zamandır ertelediğimiz bir şey olabilir ama bu hafta gerçekten bir şey yazıyorsak oturup ona odaklanıp yazmak için, yani yaratıcılığı arttıran, yükselen aslanın yaratıcılığını arttıran, nasıl diyelim, verimliliğini aslında arttıran bir hafta oluyor. Bunun için olumlu etkiler geliyor evrenden ve bu fırsatı kaçırmamak iyi olabilir. Kişisel olarak ben de şu an bir kitap yazma üzerine çalışıyorum. Bu hafta özellikle ona yoğunlaşacağım. Çünkü evrenden hazır olumlu bir etki varken yaratıcılığı arttıran ona odaklanmak iyi olabilir. Aslan'dan sonraki burcumuz Başak. Yükselen Başak'a bu hafta ne bekliyor? Yükselen Başak'ta daha çok ailevi konular gündeme gelecek. Nedir? Yani yine işte ailemizle aramız iyi olabilir, olmayabilir, sıkıntı yok. Ama bu yaydaki gezegen kavuşumları ve yaydaki yeni ay aslında yine bu konuya yükselen başaklar açısından dikkati çekiyor. Onlara biraz daha odaklanmak, onlara zaman ayırmak, onlarla ilişkilerimizde gerçekten yeni fırsatlar ortaya çıkabilir, olumlu gelişmeler olabilir. Biraz daha onlarla ilişkilerimizi düzeltmek açısından iyi bir fırsat. Aynı zamanda bu sadece aile, fiziksel ailemiz değildir. Şöyle düşünebiliriz. Köklerle ilişkilidir aslında bu hayat alanı. Yani kendimizi neye bağlı hissettiğimizle ilişkilidir. Biraz daha ne bileyim geçmişimizi araştırabiliriz. İşte bir ara çok ünlüydü hatırlayacaksın işte soy ağacını falan çıkarıyordu kişiler. O tarz çalışmalar yapabiliriz. Onunla ilgili bir fırsatla karşılaşabiliriz. İşte bir aile büyüğümüzle yıllardır belki temas etmediğimiz bir aile büyüğümüzle işte babaannedir, anneannedir falan artık neyse temas edebiliriz. Ve aslında kendi ailemizle ilişkili, doğal olarak kendimizle ilişkili daha önce hiç bilmediğimiz bir şeyle temas edebilir. Bir fırsattır, iyi değerlendirmek gerekir. Yani genel olarak toparlarsak yükselen Başak için aileyle ilgili ve köklerle kendini dayandırdığı aslında bağlı hissettiği değerlerle ilgili çeşitli fırsatlarla karşılaşacağı bir dönem olacak. Başak'tan sonraki burcumuz Terazi.
Yükselen terazileri bu hafta iletişimle ilgili ve eğitimle ilgili konular aslında bekliyor olacak ve pozitif bir anlamda. Yani yeni bir de yeni başlangıçlar dedik yeni ay. Yeni bir işte eğitim alabilirler, yeni bir kursa başlayabilirler, yeni bir hani kendilerini geliştirecek herhangi bir şey olarak düşünebiliriz bunu. İletişim anlamda güzel, anlamında güzel bir süreç. İşte yapmaları gereken önemli telefon görüşmeleri varsa, önemli görüşmeler varsa bunları yapmak için çok güzel bir dönem. Hani insan çünkü çekinebiliyor. Yani şu an işte konuşmak için doğru bir zaman mı? Şu an aramak için veya işte o randevuyu almak için uygun bir zaman mı? Şu an uygun zaman yükselen teraziler için. İstediğimiz görüşmeyi yapabiliriz. İstediğimiz telefon görüşmesi, istediğimiz anlaşma. Aynı zamanda dediğim gibi eğitim almak için de yani kendimizi geliştirmek için de güzel bir zaman. İstediğimiz bir kursa yazılabiliriz. Kendimizi geliştirmek anlamında işte ne yapmak istiyorsak onu yapmak için güzel fırsatlar karşımıza çıkacak bu hafta. Evet, teraziden sonraki burcumuz akrep. Yükselen akrepler için bu hafta bu işte yaydaki bu durum onların aslında parayla ilişkili hayat alanlarını etkiliyor. Gelirlerinde bir artış olabilir. Bir işte işe başlayabilirler. Hani yeni başlangıçlar dedik. Yeni bir başlangıç olabilir. İş anlamında, para anlamında, gelir kaynağında bir de Venüs-Jüpiter işte kavuşumu. Hani fırsat olumlu olarak yorumlanıyor demiştik. Gelir kaynağında bir artış olabilir. Bu da tabii güzel haber yükselen akrepler için. Ama dediğim gibi her zaman dikkat çekmeye çalıştığım gibi bu bizim görmemiz ve yakalamamız gereken bir fırsat. Yükselen akrep böyle oturduğu yerde oturursa ve işte bana para gelsin diye beklerse işte bu hafta böyle olacakmış diye hiçbir şey olmayacaktır. Bizim o seçenekleri, o fırsatları değerlendirmemiz, takip etmemiz gerekir. Ama bu fırsat yükselen akrep için para konusunda söz konusu olacak. Akrepten sonraki burcumuz yay. Yükselen yaylar için zaten her şey yayda, işte yeni ay yayda gerçekleşiyor. Venüs-Jüpiter kavuşumu yayda gerçekleşiyor. Kişinin bir de yükseleni yaysa zaten bütün bu olaylar onun aslında kişiliğini çok derinden etkiliyor gibi düşünebiliriz. Kişisel değerler açısından yaylar için gerçekten çok olumlu, çok güzel bir dönem. Kendilerini istedikleri herhangi bir alanda, yani kişisel değerler açısından istedikleri herhangi bir alanda geliştirebilecekleri, büyütebilecekleri, çeşitli yeni fırsatlarla karşılaşabilecekleri çok güzel bir dönem. Ama yine bizim takip etmemiz gerekiyor. Çünkü şuna dikkat çekmek isterim. Yayların da aynı zamanda kusuru bütün bu süreçte karşılaşabileceğimiz durum, yani diğer burçlarda karşılaşabilir ama özellikle yükseleni yay olan kişiler daha fazla karşılaşabilir. Yayın gölge yönüdür, bir kusurudur, olumsuz bir yönüdür, ertelemek. Aman işte şimdi yapmayayım da yarın yaparım. İşte yarın gelir, yine yarın yaparım ama o yarın hiçbir zaman gelmez. Sürekli erteler, sürekli erteler yay. Buna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü bu gezegen kavuşumlarının, işte göksel olayların belli bir zamanı vardır. O zaman geçtikten sonra hani ne kadar ertelerseniz erteleyin o süreç bir daha yaşanmayacak. Yani aynı hayat alanında yaşanmayacak. Gezegenlerin o tekrar bir araya gelmeleri falan böyle astrolojide şeydir, uzun zaman alır. Tabii hangi gezegenden bahsettiğimizle ilişkili ama şöyle düşünün, mesela şu an Jüpiter yayda diyoruz. Jüpiter'in tekrar yayda olması işte bu yılın sonlarına doğru çıkacak. Yaydan sonra Oğlak Burcu'na geçecek ki o da enteresan şeylere sebep olacak. Onun da zamanı gelince konuşacağız. Ama bu 12 yılda bir gerçekleşen bir şey. Yani öyle söyleyeyim, işte bir sonra hani Jüpiter'in bir sonraki işte yay burcuna geçişi 12 yıl sonra olacak. Aman işte ben şimdi bunu erteleyip sonra yaparım. Sonra istesek de aynı şekilde aynı fırsat karşımıza çıkamayabilir. O yüzden yükselen yayları buna karşı uyarmak isterim. Ertelemeyelim, fırsatları gözlemleyelim ve çünkü bu bizim için aslında çok güzel bir gelişme. Özellikle yükseleni yay olan kişiler, güneşi yay olan kişiler de buna dikkat edebilir. Şu an çok olumlu bir etki var gerçekten. Hayattan gelen, işte karşımıza çıkan fırsatların hepsi neyse değerlendirmeye çalışalım. Kişisel değerleri özellikle. Yani benim için bu hayatta değerli olan şey ne? Buna odaklanmak ve bunun üzerine gitmek, bununla ilgili çeşitli fırsatlar aramak iyi olacaktır. Bizim açımızdan şanslı olacaktır. Gelelim Oğlak, yükselen yaydan sonra Oğlak burcumuz var. Yükselen Oğlak için aslında biraz şöyle bir dönem. Yay için işte hep böyle gelişmelerden, işte genişlemeden, artmadan vesaire bahsettik. Diğer burçlar için de öyle. Oğlan biraz şöyle farklı bir süreci olacak. İlk önce kendilerini kısıtlayan şeylerle karşılaşabilirler.
Yani çeşitli sınırlamalarla, çeşitli kısıtlamalarla karşılaşabilirler. Ama bu işte olumlu sürecin güzel yönü şu olacak. Kendilerini sınırlayan, kendilerini kısıtlayan şeylerle karşılaştıktan sonra onlardan özgürleşmek için çok güzel bir dönem. Buna odaklanmalarını rica ediyorum ben yükselen oğlaklardan. Bu böyle çok somut bir şeymiş gibi de görünmeyebilir. Yani dışarıdaki bir şeyden bahsetmiyoruz genelde. Özellikle yükselen oğlaklar için bu hafta. Yani işte ailem beni kısıtlıyor, işte patronum beni kısıtlıyor gibi değil de benim kendi içimde gözlemlemem gereken, yüzleşmem gereken bir şey var. İşte mesela maddiyata çok düşkün olmak beni aslında kısıtlayan bir şey gibi. Yani kendimle neyse artık o hani kendimde görmem ve yüzleşmem gereken şey. Onu görmek, onu kabul etmek ve ondan özgürleşmek için çok güzel bir zaman. O yüzden yükselen oğlakların bunu hani daha kendi derinliklerine inebilirler. Daha böyle kendi psikolojilerini gözden geçirebilirler. Beni hayatta engelleyen olumsuz düşüncelerim nedir, olumsuz duygularım nedir? Bunu hani kendi kendimize engelliyoruz aslında. Mesela ben bunu yapamam çok büyük bir sınırdır. Ben bunu yapamam dediğiniz zaman kendi kendinize o duvarı örmüş oluyorsunuz zaten. Neyse artık hangi konuda hangi işte olumsuz düşünceler, hangi konuda olumsuz duygularımız varsa onu görmek ve ondan kurtulmak için, onları hayatımızdan çıkarmak için, onlardan özgürleşmek için çok güzel bir dönem. Ki önümüzdeki yıl 2020'de de oğlaklar açısından çok değişik, çok önemli gelişmeler olacak. Kendimizi ona hazırlayalım. Yani şu an fazlalıklardan kurtulalım. Hazır yayda bu kadar olumlu etkiler varken olumsuzları atıp olumları içimize almak için güzel bir süreç. Oğlakları böyle bir aslında arınma süreci bekliyor bu hafta. Oğlaktan sonraki burcumuz Kova. Yükselen kovaları yine çok sevdikleri aslında bir konu olan ne bekliyor yaydaki bütün bu olaylar. İşte geleceğe dair planlar, projeler. Şimdi yükselen kovanın zaten zihni her zaman geleceğe dair çalışır. İşte şunu yapacağım, sonra şunu yapacağım, bir de şöyle bir şey yapayım. Zaten çok şeydir. Bahsediyoruz işte farklı düşünür, orijinal bir yaklaşımı vardır. Teknolojiyi çok sever, teknolojik şeylerden çok hoşlanır yükselen kova. Yani bunların aslına bakarsanız hepsi gelecekle ilgili. Her zaman nasıl daha iyi olabilir, nasıl daha işte farklı bir teknolojik gelişme olabilir gibi düşünebilirsiniz. Teknolojiyi takip eder, sever ve geleceğe dair planlar yapar aslında. Projeleri vardır, planları vardır. Bunları genişletmek, arttırmak için çok güzel bir dönem bu hafta. Aynı zamanda bunları daha sonrasında gerçekleştirmek için şöyle düşünebiliriz. Yükselen kovalar için planlarını, projelerini, yapmak istedikleri şeyleri netleştirmek için güzel bir dönem ve kısıtlamamak, tam tersi daha da arttırmak, daha da arttırmak. Çünkü Jüpiter böyle bir etkiye sahip, geçtiği bütün hayat alanlarını arttırıyor, genişletiyor. Yani diyelim işte 5 tane fikriniz varsa geleceğe dair şunları şunları yapmak istiyorum diye yükselen kova olarak. O 10 olabilir, 15 olabilir, artabilir yani ve bunları şey yapabiliriz. Bir yere not alabiliriz, bilgisayarımıza yazabiliriz artık nasıl çalışıyorsak. Unutmamak ve ertelememek açısından yayın bu güzel enerjisini, olumlu enerjisini öyle kanalize edebiliriz. Ne yapacağız? Gelecekteki planlarımıza, projelerimize gerçekleştirmek istediğimiz şeylere odaklanacağız ve bunların sayısını arttıracağız ki bunlarla ilgili fırsatlarla karşılaşabiliriz. Gerçekleştirmek istediğimiz şeylere dair fırsatlarla karşılaşabiliriz bu hafta. Gelelim son burcumuza. Son burcumuz balık, zodyen son burcu. Balıklarla ilişkili olarak da yükselen balıklarla özellikle ilişkili olarak yaydaki bu kavuşum işte bu yeni ay aslında kariyerle ilişkili fırsatları gündeme getiriyor. İşlerinde, kariyerlerinde kendilerini gerçekleştirmek istedikleri herhangi bir konuda güzel fırsatlarla karşılaşacaklar. Özellikle işlerine, kariyerlerine dediğim gibi odaklanmalarını tavsiye edebiliriz. Daha önce karşılarına çıkmayan türde fırsatlarla karşılaşabilirler. Ama bunları dediğim gibi değerlendirebilmek için kendilerinin aktif bir şekilde hareket etmeleri ve o fırsatı gidip böyle tutup yakalayıp hayatlarına çekmeleri gerekir. Özellikle kariyer anlamında karşılarına çıkacaktır bu tarz fırsatlar. İyi değerlendirmek gerekiyor. Çok güzel bir dönem gerçekten. Yayda yeni ay, aynı zamanda Venüs ve Jüpiter kavuşumu yine yayda. Çok olumlu enerjilerin, olumlu etkilerin geldiği fırsatlarla karşılaşacağımız bir hafta. Ben bahsettiğimiz bütün burçlar açısından, bütün hayat alanları açısından karşımıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmemizi diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.